Baş kahramanı bir sokak kedisi olan video oyunu Stray, yılın en beğenilen oyunlarından biri oldu. Oyunda distopik bir dünyada kaybolmuş bir sokak kedisinin evini bulma macerası anlatılıyor. İçerik üreticisi olduğumuz için zaten ister istemez ortaya çıkacak filmleri, dizileri, oyunları takip ediyoruz. Ve başrolü kedi olan bir oyunu duymamak için özellikle çaba harcamak gerekiyor sanırım. Ana karakteri kedi olan bir oyun fikrine bayıldım. Çünkü 4 tane kedim var ve günde en az 30 tane komik kedi videosu izliyorum. Bir ay öncesinden yani çok aktif bir şekilde oyunu bekliyordum. Oyun geldiği gibi de oynadık. Yani Stray ile ilgili çok objektif yorum yapabilecek durumda değilim. Çünkü kedi aşığı bir insanım ve oyunun baş karakteri, oradaki kedi benim kedilerimin birinin direkt ikizi yani birebir aynısı. Oyunun ikinci dakikasında 100 kez miyavlama ödülü almıştı. Robotlar, makineler ve virüslerle dolu, etrafı duvarlarla örülü karanlık bir şehirde geçen Stray'de Patili dostumuza B-12 isimli bir drone eşlik ediyor. Oyun, Güney Fransalı Blue 12 Studio ekibi tarafından geliştirildi. Kendisi bir sarman olan kedinin görsel tasarımına ise stüdyonun kurucu ortaklarının kedisi referans oldu. Hani dünyamızda yaşayan böyle 6-8 kedi arkadaşla aslında oyuna başlıyorsunuz. Baş karakterimiz kedi. Hiç ismi söylenmiyor zaten. O yüzden kedi diye hitap ediyorum şu anda. Kedi kanalizasyon deliğinden aşağı yani alt dünyaya düşüyor. Siz aslında kedi olmanın hazını çok güzel bir şekilde veriyor. Yani uçurumun kenarından şişeleri uçuruma fırlatıyorsunuz haliseli. Yani bir anda insan gibi alıp atmanıza da izin vermiyor. Stray evrenini 5 kelimeyle anlatmak isteseydim ilk kelime olarak hüzünlüyü seçerdim. Çünkü oyunu henüz bitirdim ve biraz da hüzünlü bir sonu vardı. Bir de tabii distopik bir evrendeyiz. Karanlık var, güneş ışığı yok. Son olarak da yine umutlu demek istiyorum. Yani ne olursa olsun bir şekilde dış dünyaya ulaşmayı başardık ve hepimiz aslında biraz da o dış dünyaya çıkmak için yaşıyoruz. Oyunun geçtiği tuhaf şehir, tasarımcı ekibin çok sevdiği Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon Walled City'den alınan ilhamla yaratıldı. Bu bölge dar, karakteristik yapılaşması ve tarihiyle öne çıkıyor. Bitkilerin güneş ışığı olmadan büyümeye devam ettiği, robotların kendine has bir alfabe kullandığı Stray evreninde spesifik kedi davranışlarını deneyimlemek mümkün. Eşyaları yavaşça itmek, gizli geçitler bulmak bunlardan sadece birkaçı. İstediğiniz yerde kıvrılıp uyuyabilir veya yüzeyleri tırmalayabilirsiniz. Başkalarıyla etkileşime geçmek istediğinizde ise tek yapmanız gereken şey miyavlamak. Arkadaş grubuyla oynadığım bir oyun. Yani tek başıma oturup da oynadığım bir oyun değil. Çünkü gerçek anlamda hani oyunu oynamayanları da izlemekten ve senaryosunu dinlemekten çok keyif aldıkları bir sürece dönüştü. Biz tabii ki kendimizi düşüneceğiz. Fakat onlar böyle durumlarda ne yapıyorlar? Onu da biraz gözlemlemiş oldum. Oyun biraz hüzünlü bitti. Yani bu tabii ki kendi başına kötü bir şey değil. Her hikaye mutlu sona gitmek zorunda değil. Ama benim pek beklediğim gibi bitmedi diyebilirim. Mesela oyunun başında bir sürü kedi arkadaşım vardı ve ben miyavlayınca benim yanıma geliyorlardı. Onlara tekrar kavuşmak istedim. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Robotların yaratılış biçimi çok etkileyici oyunda ve oyundaki bütün robotların gömlek, işte kıyafetler, baretler vesaire taktığını görüyorsunuz. Bir tane robot balık tutuyor ama gerçek anlamda zehirlenmiş, artık içerisinde canlı yaşadığını düşünmeyeceğiniz bir yeşil bir denizde balık tutmaya çalışıyor. Gelecekte ana karakteri insan olmayan oyunların çoğalacağını düşünüyorum. Bunun da iki temel sebebi var. Bir tanesi zaten şu anda böyle oyunlar oynamaya biraz alıştık diyebilirim. Peki Stray neden bu kadar çok sevildi? Oyunu oynayanlara göre Stray'in en özel yanı, kediye insan özelliği vermek yerine insanları kedileştirmesi. Biz zaten insanlık olarak masallarda ve fabllarda özellikle hayvanlara, eşyalara kişi
insel özellikler vererek, yani onları insanlaştırarak, onları konuşturarak hikayeler anlatmayı seviyoruz ve video oyunları da hikaye anlatmanın en yeni ve şu an bu çağ için en etkili biçimlerinden bir tanesi. Hayvanları kişileştirdiğimiz hikayelerde yine insanların yaşadıklarına benzer temaları, hikayeleri kullanırdık. Stray biraz daha bizi o insan zihninden çıkartıp dört ayaklı bir hayvanın zihnine sokmaya çalıştı. İlerleyen oyunlarda da belki böyle bir değişiklik olabilir.